Makro ve Basic 2019 videolarına hoş geldiniz. Excel üzerinde Visual Basic arayüzünü kullanarak yapabileceğimiz diğer bir işlemde kendi fonksiyon tanımımızı gerçekleştirebiliriz. Örneğin KDV hesaplama işlemini çok sık yapmanız gerekiyor ise bunu her seferinde formül girerek yapmak yerine kendi fonksiyonunuzu tanımlayıp sadece hücre seçerek fonksiyonun içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Visual Basic arayüzü kullanarak fonksiyon tanımı gerçekleştirmek için yapmamız gereken işlem geliştirici sekmesine gelip burada Visual Basic butonuna tıklayarak Basic ekranına geçtikten sonra Insert menüsünden modül diyerek kendimize boş bir modül sayfası açmamız gerekmektedir. Boş modül sayfası içerisinde yapacağımız işlem fonksiyon tanımı gerçekleştirmek olacak. Fonksiyon tanımı gerçekleştirirken sırası ile tanımlayacağımız fonksiyonun ismi, bu fonksiyonun içerisinde kullanacağımız değişkeni belirledikten sonra alt satırda hangi işlemi yapmasını istiyorsak o hesaplamayı gerçekleştirecek komut bloğunu girmemiz gerekmektedir. Bizim yapacağımız işlem hücre içerisindeki değerin %18 KDV'sini hesaplayan bir fonksiyon tanımı gerçekleştireceksek bunun için KDV isminde bir fonksiyon tanımlayıp parantez içerisinde kullanacağımız bir tutar değişkeni ve değişkenimizin türü integer türünde ve alt satıra indiğinizde end function yani fonksiyon kapatma cümlesini kendisi otomatik olarak belirlemiş olacak. Function ve end function arasında yapacağımız işlem bu fonksiyon hangi hesaplamayı gerçekleştirecekse ona ait kod bloğunu girmek. Bizim burada yapacağımız işlem KDV fonksiyonu eşittir tutar içerisindeki değerin 0.18'ini hesaplamak ise bu şekilde yazıp Excel sayfamıza döndükten sonra herhangi bir hücredeki değerin eşittir KDV vermiştik fonksiyonumuzun ismini. KDV deyip hücremiz parantez enter yaparsak girmiş olduğumuz değerin %18'ini hesaplamış olacak. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere.